Aşağıda yaygın adları verilen bileşiklerden hangisi karbon C elementi içermez demiş. Tabii ki burada formüllerini bilmemiz gerekiyor. Çamaşır sodası sodyum bir karbonattır. Yani NaHCO3'tür. E burada karbon var bu olur. Karınca asidi HCOOH'tır. E burada da karbon var bu da içerir. Kireç taşı kalsiyum karbonat CaCO3'tür. Burada da karbon var içerir. Asetik asit CH3 COOH'tır. E burada da karbon vardır. Kezzap ise HNO3'tür. Dolayısıyla burada karbon elementini içermez. Yaygın adı potas kostik olan madde ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Potas kostik potasyum hidroksittir. Yani KOH'tır. Dolayısıyla formülü KOH doğrudur. Yapısında 3 farklı tür element atom bulunur. Potasyum, oksijen ve hidrojen olmak üzere 3 farklı tür element bulunuyor. Doğru. Bileşenlerin özelliğini taşımaz. Belirli ayırt edici özellikleri vardır. Şimdi potasyum hidroksit saf bir madde ve saf maddelerin işte erime noktası, kaynama noktası, yoğunluk gibi belirli ayırt edici özellikleri vardır. Doğru. Bileşenleri olan potasyumun veya oksijenin veya hidrojenin özelliğini potasyum hidroksit taşımaz. Zaten bileşikler kendisini oluşan elementlerin özelliklerini taşımazlar. Dolayısıyla bu da doğru. Moleküler yapıldır demiş ancak bu yanlış. Çünkü potasyum burada bir metaldir. OH da işte ametallerden oluşan bir kök iyondur. Dolayısıyla burada iyonik bağ vardır. Dolayısıyla bu iyonik yapılıdır. Moleküler yapılı dediği için bu yanlış. Son cevabı da E şıkkıdır. Saf X maddesinin özelliklerinden hangileri tek başına X'in bir bileşik olduğunu ispatlar diyor. Şimdi X maddesinin saf olduğunu söylemiş. Saf maddeler ikiye ayrılır. Element ve bileşik olmak üzere element ve bileşikler saf maddedir. Şimdi homojen olması hem elementler hem de bileşikler homojen görünümlüdürler, homojendirler. Dolayısıyla homojen olması bunun tek başına bir bileşik olduğunu ispatlamaz. Çünkü element de olabilir, dolayısıyla bir olmaz. Kimyasal yolla yeni maddeleri ayrışması. Elementleri kimyasal yollarla ayrıştıramazsınız. Ancak bileşikleri işte örneğin elektroliz ederek parçalayabilirsiniz, ayrıştırabilirsiniz. Dolayısıyla kimyasal yolla yeni maddeler oluşuyorsa bunun bileşik olduğu tek başına ispatlanır. Sabit basınçta erirken sıcaklığının sabit olması yine hem element hem bileşik için ortak bir özelliktir. Erirken sıcaklık sabit olur. Dolayısıyla bu da bunun bileşik olduğunu ispatlamaz. Dolayısıyla yalnızca iki ispatlar son cevabı da bu anlamda B şıkkıdır. Aşağıda yaygın adları verilen bileşiklerden hangisinin formülü yanlış verilmiştir? Amonyak, NH3'tür. Doğru. Süt, kostik, sodyum, hidroksittir. Doğru. Yemek sodasına sodyum klor demiş. Bu yanlış. Yemek sodası sodyum bir karbonattır. NaHCO3'tür. Ya da sodyum klorürün yemek tuzu yaygın ismi yemek tuzudur ya da sofra tuzudur. Buradan da bulabilirdiniz. Yani C şıkkı yanlış. Zatçı H2SO4 sülfürik asittir. Sirke asidi ise CH3CH yani asetik asittir. Dolayısıyla yanlış olan C şıkkıdır. Yukarıdaki maddelerin özelliklerine göre sınıflandırıldığı aşağıdaki tabloda hangi özelliğe sınıflandırma yanlış verilmiştir diyor. Burada PBO, CO, işte tabi karbon monoksit, bu ise bu CO ise kobalt. Yani bu bir bileşiktir. Kobalt ise bir elementtir. Helyum da bir elementtir. Burada işte kurşun oksit de bir yine bileşiktir. Yani burada iki tane bileşik, iki tane de element örneği vermiş. Element ve bileşikler saf maddelerdir. Tek cins tanecik içerme. Buraya dikkat edin. Tek cins atom değil. Tanecik içerme. Helyum sadece helyum taneciklerinden. Kobalt yani CO, CO taneciklerinden. Karbon monoksit sadece karbon monoksit taneciklerinden. PBO da PBO taneciklerinden oluşuyor. Dolayısıyla hepsi tek cins tanecik içerirler. A şıkkı bu anlamda doğru. Farklı türde atom içerme. Helyum ve kobalt tek tür atom içerirler. Burada farklı tür atomlar içeren PBO ve karbon monoksittir. Dolayısıyla PBO, CO bu doğrudur. Sembolle gösterilme. Elementler sembollerle gösterilir. Bileşikler formüllerle gösterilir. Kobalt ve helyum sembolle gösterilmiş. Doğru. Kobalt ve helyum aynı zamanda atomik yapıldır. Bu da yine doğrudur. Aynı tür molekül içer mi? Şimdi CO burada ametallerden oluştuğu için moleküler yapı, yapıldır. Ancak Pb burada metal. Dolayısıyla bu iyonik yapıldır. PBO burada bir moleküler bir yapı olmadığı için molekül zaten içermez. Dolayısıyla aynı tür molekül içerme PBO için olmaz bu anlamda bu sınıflandırma yanlış yapılmıştır. Son cevabı da E şıkkı diyebiliriz. Aşağıda bazı maddeler modellenmiştir. Buna göre X, Y, Z maddeleri yukarıdakilerden hangileri olabilir diyor. Şimdi X'e baktığımız zaman aynı tür atomdan oluşan, iki tane atomdan oluşan bir molekül var. Aynı tür atomlardan oluşuyor. Y ise farklı tür atomlardan oluşan molekül. Z ise aynı tür atomda oluşmuş tek atomlu bir tanecik. Şimdi buna göre X. Örneğin X ne olması gerekiyor? Aynı tür atomlardan oluşan ikili bir molekül. HCl olamaz. N2 olabilir. O2 olabilir. Dolayısıyla biri burada eledik. Y burada farklı tür atomlardan oluşan iki tanecik var. NO olabilir. HCN olamaz örneğin burada. HCN'de 3 tane tanecik var. Z ise tek atomlu olması gerekiyor. Helyum gibi N2 yine olamaz. Dolayısıyla 3 burada olamaz. Dolayısıyla son cevap bu anlamda yalnız 2 B şıkkıdır. Saf X maddesi ile ilgili bilgiler şöyledir. Bileşiminde 3 farklı tür atom bulunur ve moleküler yapıya sahiptir diyor. Buna göre X maddesi hangileri olabilir? Şimdi zatçı önce formüllerini yazalım. Zatçı H2SO4'tür. Sönmüş kireç kalsiyum hidroksittir. CaOH2. Tuz ruhu ise HCl'dir. Şimdi 3 farklı tür atom. Hidrojen, kükürt, oksijen buna uyuyor. Kalsiyum, oksijen, hidrojen uyuyor. HCl ile burada iki tür var. Dolayısıyla tuz ruhu buradan elendi. Moleküler yapıya sahiptir. Moleküler yapıya sahip ametal atomlar arasında oluşan bileşiklerde olur. Ametal, ametal, ametal. Zat buna uyar ama sönmüş kireçli kalsiyum bir metaldir. Bu moleküler değil, iyonik yapılı bir bileşiktir. Dolayısıyla iki buna uymaz moleküler yapıya sahip dediği için. Dolayısıyla sorun cevabı yalnız bir A şıkkı olur. Tek cins molekül içeren bir madde ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Örneğin tek cins molekül içeren O2, tek cins bir molekül içeriyor. Örneğin H2O olsun bu da bir molekül, ikisi de molekül. Yalnızca işte O2'nin olduğu, yalnızca H2O olduğunu düşünelim. Dolayısıyla bunlar tek cins molekül içeren maddelerdir. Örneğin oksijen bir elementtir. H2O ise bir bileşiktir. Dolayısıyla bileşik de olabilir, element de olabilir. Dolayısıyla kesin bileşik ya da kesin element diyemem farklı cins atom içer mi? Örneğin H2O ise farklı cins atom içer ama O2'de sadece oksijen var. Aynı cins atom içeriyor. Dolayısıyla bu da kesin doğru diyemem. Eğer ki bunlar diyelim ki hal değişim noktasındaysa heterojen görünümü de olabilirler. Dolayısıyla homojendir diye de diyemem. Ancak element ve bileşik her ikisi de saf maddedir. Dolayısıyla bunun saf madde olduğu kesinlikle doğrudur. Aşağıdaki yaygın adlardan hangisi yukarıdaki bileşiklerden birine ait değildir demiş. Şöyle yazalım. NaOH sodyum hidroksit yaygın ismi sut kostiktir. Dolayısıyla B olmaz. HNO3 kezzap. Dolayısıyla D de gitti. NaHCO3 sodyum bikarbonat yemek sodası. Yemek sodası dolayısıyla A şıkkı da burada elendi. HCOH ise karınca asididir. Karıncanın salgıladığı asit olduğu için. Dolayısıyla E'de gitti. Sirke asidi ise yani CH3 COOH ise burada eşleşmez. Dolayısıyla sorun cevabı C şıkkı diyebiliriz. X, Y, Z bileşiklerinin içerdiği hidrojen atomu yüzdeleri aşağıda verilmiştir diyor. Mesela X bileşiğinde işte yüzde hidrojen atomu, Y'de de hidrojen atomu, Z'de ise yarısı hidrojen atomu demiş. Buna dikkat edin kütlece yüzdesinden bahsetmiyor hidrojen atomu yüzdesi. Mesela birinci de x taşı demek. 10 tane atom varsa bunun işte 2 tanesi hidrojen. Mesela Z'de 10 tane atom varsa 5 tanesi hidrojen gibi. Buna göre X, Y, Z formülü hangisi olabilir demiş. Önce Z için bakalım. Yarısı hidrojen olması gerek. Burada 3 tanesinin 2 tanesi bu olmaz. 3, 4, 5 tanenin biri olmaz. 4 tanenin 3'ü olmaz. Burada ise bakın 1, 3 daha 4, 5, 6, 7, 8 tane atom var. 3, bir daha 4 tanesi hidrojen. 8 tanenin 4 tanesi hidrojen yani yarısı bu olabilir. Burada da yine 4, bir daha 5, 3 daha 8. E 8 tanenin 3'ü bu da yine olmaz. Yani direkt değişiklik aslında çıkıyor bu yüzlerden. Diğerlerine de yine bakalım. 3, bir daha 4, bir daha 5. 5 tane de birinde yani %20'sinde olur. Burada da yine 1, 2, 3, 4, 5 tanenin 2 tanesinde. 5 ile 2 ise %40'ıdır. Bu da yine uyar yani değişiklik diyebiliriz. Aşağıdaki maddelerden hangisinin adı yanlış verilmiştir diyor. S ne? Kalay. Doğrudur. F flordur. Fosfor P olacaktı. Dolayısıyla bu anlamda B şıkkı yanlıştır. A -U, altın. N A yaygın ismi yemek tuzudur. C -A O H 2 ise kalsiyum hidroksitin yaygın ismi sönmüş kireçtir. Yani B şıkkı burada yanlıştır. Çamaşır sodası Na2CO3 yani sodyum karbonat ile ilgili yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? Moleküler yapıl demiş ancak sodyum burada metaldir. Karbonat ise ametallerden oluşan bir kök iyondur. Metal ile ametal arasında iyonik bağ vardır. Dolayısıyla bu iyonik yapıldır. Bir bu anlamda yanlış. İyonik bağlı bileşikler kimyasal yollarla ayrıştırılabilir. Aynı zamanda sodyum karbonat yine kimyasal yollarla kendi oluşan elementlerle veya başka maddelerin parçalanmasıyla elde edilebilir. Yani kimyasal yol, yöntemlerle elde edilip kimyasal yöntemlerle ayrıştırılabilir. Dolayısıyla iki olur. Kendini oluşturan elementlerin özelliklerini taşır demiş. Ancak bileşikler kendisini oluşturan elementlerin özelliklerini taşımazlar. Mesela sodyum suya atsam patlayan bir maddedir. Patlayıcı özelliğe sahiptir ama çamaşır sodası patlamaz. Veya işte oksijen işte yakıcı özelliğe sahiptir. İşte sodyum karbonat bunu taşımaz gibi. Kendisi oluşturan elementlerin özelliklerini genel olarak da zaten bileşikler taşımaz. Bu anlamda 3. ifade de yanlıştır. Sorun cevabı da yalnız iki, beş şıkkıdır.